Bozkır'daki toplum hayatının kurallarını örf ve adetler belirlermiş. Adalet, eşitlik ve merhamet prensibine dayanan töreyi uygulamaksa Hakan'ın göreviymiş. Hakan'ın sözüne kulak verenler dünya tarihinin dönüm noktalarını adını yazdırmış. Tarihte Türk adını ilk kullanma şerefi Göktürk soylularına aitmiş. Söz uçar, yazı kalır, yiğit ölür, ünü kalır demişler. Devletlerinin tarihini Orhun Nehri'nin kıyısındaki abidelere yazmışlar. Üste mavi gök, aşağıda kara toprak yaratıldığında ikisinin arasına insanoğlunu yaratmış Tanrı. İnsanoğlunun üstüne iki ecdadım, Bumin Kağan, İstemi Kağan yükselmişler. Tahta çıkınca Türk milletine töre vermiş, iradesini demir gibi sağlamlaştırmışlar. Dört tarafındaki milletleri kendine bağlamışlar. Dik kafalılara baş eğdirmişler. Bükülmez dizlilere diz çöktürmüşler. Türk milletinin ünü şanı yok olmasın dedik. Türk kavmi için gece uyumadan gündüz dinlenmeden çalıştık, çabaladık. Akıttık kırmızı kanımızı, döktük alın terimizi. Dağınık olanları topladık, çıplakları giydirdik. Fakirleri zengin ettik. İşimizi, gücümüzü milletimize adadık. Eğer bir kavmin hiçbir işe yaramaz bir önderi varsa, o kavmin başına her türlü dert ve tasa gelir. Gök Tanrı tayin etmiş zamanı, insanoğlunu hep ölümlü yaratmış. Bilge ve cesur önderler, o güzel atlara binip gökyüzüne uçtuğunda, kadim dostların arasına nifak girdiğinde, boylar arasında sen-ben kavgası başladığında, bulutlar bozkıra küser olmuş. Nehirlerin ve göllerin suyu çekilip dört yanı kuraklık sarmış, kıtlıklar baş göstermiş. Sonsuza uzanan bozkırın çölünde umutlar dipsiz ve susuz bir kuyuya, bozkırın düşü bozkırın hüznüne dönmüş. Aksakallı bilge kişiler oturup yeni bir düşe durmuş. Kılavuzlar, Amuderya ve Seriderya nehirlerinin arasındaki bereketli toprakları, tahıl dolu köyleri, yerleşik medeniyetin mucizesini haber ettiğinde, bir damla su bulabilmek için maceradan maceraya koşan göçerlere artık konma, yerleşik hayata geçme vakti gelmiş. İç Asya'daki Ötüken bozkırlarından Orta Asya'daki Maverai Nehir topraklarına göç edip yerleşik hayata geçen Türkler, buralardaki eski ve terk edilmiş şehirleri yeni baştan imar etmeye başlamış. Yanmış yıkılmış savaş meydanları kendi küllerinden yeniden duvar olmuş. Göktürk İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Orta Asya'da otorite boşluğu görülmüş ve buralarda yaşayan Türk boyları güneyden gelen Arap akınlarıyla doğudan gelen Çin saldırılarının arasında kalmış. Başıboşluktan yararlanmak isteyen Çin, kalabalık ordularıyla şehirlerin kapısına dayanınca, Türk beyleri Araplardan yardım istemiş. 8. asrın ortasında, Talas Nehri'nin kıyısında yapılan savaşta, Türk ve Arap orduları Çinlileri bozguna uğratmış.
Talas Savaşı'ndan sonra tarihte yeni bir sayfa açılmış. Türkler İslamiyet'le tanışmış. Binlerce yıldır inandıkları gök tanrı anlayışıyla İslamiyet'teki yerleri ve gökleri yaratan Allah inancı arasındaki benzerlik, Türklerin İslam dinine olan ilgisini artırmış. Her mühim hadisede olduğu gibi, burada da tarih kadar eski olan Türk geleneği bozulmamış. İlk önce halkın kanaat önderi aksakallı bilge kişiler, ardından beyler ve hakanlar, daha sonra da halk Müslüman olmaya başlamış. 10. asrın ortasında İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olma şerefi Karahanlılara verilmiş. Türkler yeni dinlerinin verdiği ruh ve heyecanla dünyaya yeniden düzen vermiş. Bozkır'ın düşü, Bozkır'ın inancı olmuş. Karahanlı, Gazneli, Selçuklu, Harzemli, Timurlu sultanlar fetihlerinden arta kalan zamanlarda Semerkant, Buhara, Merv, Gazne gibi Türk İslam şehirlerini süsleyen abidevi yapılar yaptırmış. Alimlere ve sanatkarlara gösterilen hürmet, Türkistan şehirlerini kültür ve medeniyetin beşiği haline getirmiş. Aksakallı İslam alimleri, İslamiyet'le yeni tanışan Türk hakanlarına nasihatlerde bulunurmuş. Cenab-ı Hakk'ın ahirette bir insana ihsan edeceği şeylerin yanında bütün yeryüzü bir kerpiç gibi kalır. Ebedi sultanlık ve saadetin yanında 100 senelik ömrün ne kıymeti var ki insan onunla sevinip mağrur olsun. Yükseklikleri ara. Allah'ın vereceği sultanlıktan başkasına aldanma. Adaletten ayrılma. Aynı kazanın buharında birleşen Türklük ve İslamiyet, su damlacıklarına dönüp Asya bozkırlarını yeniden yeşertmiş. Orta Asya, dünyanın güneşe dönük yüzü olmuş. Semerkant'ın görkemli binaları, kırmızı, firuze, yeşil kubbeleri, dünya renkleriyle mana alemi arasında köprü kurarmış. Buhara ise boz renkli tuğlalarla örülmüş toprak ve taştan duvarlarıyla, kubbelerin altındaki medreseleriyle, manevi ilimler bakımından Orta Çağ'ın en büyük üniversiteler şehri olmuş. Buhara, Semerkant, Ürgenç, Merv, Horasan medreselerinde din, felsefe, astronomi, matematik, tıp gibi alanlarda sayısız alim yetişmiş. Ahmet Yesevi, Farabi, İbn Sina, Elbiruni, İmam Buhari, El-Harezmi, Ulu Bey gibi ulu şahsiyetler
Orta Asya Türk-İslam medeniyetine silinmez izler bırakmış. Ustalar, atı evcilleştiren ataları gibi taşı, kerpici ve ağacı da evcilleştirmiş. Kale, cami, medrese ve türbe gibi yapıların duvarlarını büyük bir maharetle örmüş. Bozkır'daki çadır formu, mimari eserlerin kubbelerine taşınmış. Taştan ve kerpiçten yapıları, çini, seramik, cam ve ahşapla süsleyip, Türk-İslam mimarisinin şaheserlerine dönüştürmüş. Zamanın yıkıcı gücüne rağmen asırlardır ayakta kalan, bozkırın üstüne vurulmuş mühür gibi duran Orta Asya mimarlık abideleri, Türk kavminin yerleşik hayatta da ne kadar başarılı olduğunun şahitleriymiş. Tarihi İpek yolunda Çin'den Roma'ya kadar uzanan kervanlar en huzurlu yolculuklarını Türklerin hükümran olduğu zamanlarda yapmış. Aksakallı bilge kişiler, at sırtındaki imparatorlar, Asya'yı aydınlatan bilim ve maneviyat önderleri, bozkırın düşünü hayra yorup gerçeğe çeviren isimsiz kahramanlar, sükuneti fısıldayan kubbelerin ardından bugüne bakar, tarihin derinliklerine doğru yola çıkacak kervanları beklermiş. Ozanların sazında, efsanelerin sözünde hep aynı öğüt yinelenir dururmuş. Geçmişini bilmeyen, geleceğine yön veremezmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Thank you.